Merhaba arkadaşlar. Eşeğli üreme diye başlığımı attım. Kaldığım yerden devam ediyorum tabii ki. Eşeğli üremede ilk önce gametlerden bahsedeceğiz. Daha sonra gamet şekillerine göre eşeğli üreme tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonra da eşeğli üreme şekilleri, işte konjugasyondur, partenogenezdir, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra da arkadaşlar hermafroditlik, metagenez yine bir sözlü olarak söyleyeceğiz ve hayvanlardaki eşeğli üremeye geçeceğiz. Ama bizim bu videomuzda ilk önce eşeğli üremenin ilk kısmını bitirmemiz lazım. Sonra hayvanlarda eşeğli üreme ile birlikte insanda eşeğli üremeye geçeceğiz arkadaşlar. Ve böylece insandaki üreme yapılarını, organlarını göreceğiz ve böylece büyüme ve gelişme evresiyle birlikte artık üreme kısmını bitirmiş olacağız. Sonra da soru çözümüyle birlikte bunu pekiştireceğiz. Şimdi ben bununla ilgili ÖABT sorularını arkadaşlar bakayım dedim ama çok fazla sanırım çıkmamış. Birkaç tane var. Mesela büyüme ve gelişme ile ilgili işte blastopor nereden oluşur? Daha sonra yumurta şekilleriyle ilgili arkadaşlar, bunlarla ilgili embriyonik örtülerle ilgili sorular çıkmış. Yani böyle bizi çok da zorlayıcı sorular yok. O yüzden sistemlere karşı ben şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Sistemleri tamamen ÖABT kitaplarından gideceğim. Çünkü sistemlerle ilgili sorulara baktığım zaman genelde AYT tarzında sormuşlar. Hani zaten AYT biyolojiyi yapabiliyorsanız özellikle ben konuyu anlattıktan sonra ilk önce AYT kitaplarından çözün. Tabii ki TYT kitaplarından. Tabii ki arkadaşlar burada anlattığım tüm konular olmayabilir. Mesela birazdan heterogamiden, izogamiden bahsedeceğim. Onlar olmayabilir. Ama en azından genel olarak işte dişi üreme sisteminden, erkek üreme sisteminden baya bir hani kafanızda bilgiler oluşturur. O yüzden de ilk önce TYT ve AYT kitaplarından çözün sorularınızı. Daha sonra gelin ÖABT kitaplarından çözün. ÖABT kitabı olarak da soru bankası çok zor almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bazı yayınlar gerçekten çok zorlayıcı. Ben bir kere almıştım. İnanın bana psikolojik bunalıma girmiştim arkadaşlar. Yani artık o zaman bir de ilk böyle mezun olduğum sene. Şimdi ilk mezun olunca tabii ki üniversitedeki konuları hatırlayabiliyorsunuz. Bakıyorum ki alan diyorum ben bu soruları üniversitede bile görmedim. Hani ÖABT'de bunlar mı çıkacak diye. Tabii o zamanlar işte bu sınav daha yeni yeni yapılmaya başlandı. 2 senedir falan yapılıyordu. 2013'te başladı. Ben 2015'te mezun oldum. Dolayısıyla kitaplar da ona göreydi. Biraz daha zorlayıcıydı. Ama sınava en yakın kitap olarak ben İhtiyaç Yayınları'nı öneriyorum size. Yargı Yayınları'nı öneriyorum. Bir de Pegem tabii ki bunu öneriyorum. Mesela diyelim ki deneme alacaksanız eğer Pegem'in soru bankasını aldıysanız Yargı'nın denemesini alın. Çünkü ben Pegem'in hem denemesini hem soru bankasını almıştım. Sorular birbirine benziyor. Kendinizi böyle geliştirmek istiyorsanız birinden soru bankası aldıysanız diğer yayının denemesini alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi TYT kitaplarını çözmeyi de ihmal etmeyin. Onlar da sizi bayağı bir geliştirecektir. Bayağı konuştum. Şimdi şey yapalım. İsterseniz başlayalım direkt. Eşeğli üremede ilk önce gamet çeşitlerinden başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra da eşeğli üreme çeşitlerine geçeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar eşeğli üremede bakın meyoz bölünme sonucunda oluşan hücrelere biz ne diyoruz? Gamet diyoruz. O zaman yazalım. Eşey ana hücrelerinin mayozu ile oluşan en kromozomlu hücrelere gamet denir. Gamet denir. Kısaca zaten bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi arkadaşlar gametler de birbiriyle birleşince ne oluyor? Döllenme meydana geliyor. Eşeğli üreme çeşitlilik oluşturuyor ve eşeğli üreme ile üreyen canlılar ortama daha iyi adapte oluyorlar. Yani arkadaşlar çevreye uyumu artırıyor. Adaptasyon yeteneğini eşeğli üreme artırır. Onu da yazayım. Adaptasyon yeteneğini artırır. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Evrime katkısı vardır. Evrime katkısı vardır.
eşeysiz üremenin hem evrime katkısı yoktur. Hani olsa bile mutasyon. Mutasyon da zaten hani çok sık gerçekleşen bir olay değildir. O yüzden evrime katkısı yoktur olarak kabul ediyoruz. Adaptasyon yeteneğini de arkadaşlar artırmaz ayrıca eşeysiz üreme. Azaltabilir de şey de yapabilir. Hani sabit de kalabilir. O şekilde düşünebiliriz. Şimdi bakın gelelim gamet şekillerine göre üreme tipleri diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yan bir başlık yazalım. Gamet şekillerine göre eşeyli üreme tipleri. Eşeyli üreme tipleri. Şimdi ilk önce izogamiden bahsetmek istiyorum. Bir diyeceğim izogami. İzogami. Mutlaka ÖABT kitaplarını çözerken bunları görürsünüz. Arkadaşlar nedir izogami? Bakın izo eş demektir. Şekil ve büyüklük bakımından gametlerin aynı olmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? İzogami diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Şekil ve büyüklük bakımından aynı gametlerin birleşmesidir. Arkadaşlar izogamide gametlerin ikisi de kamçılıdır. Bu oldukça önemli. O zaman izogami bizde var mıdır? Yoktur değil mi? Çünkü insanlarda yumurta kamçısız, sperm kamçılıdır. Yumurta daha büyük, sperm daha küçüktür. Dolayısıyla bizde izogami yok. Birazdan bahsedeceğim. Heterogami var arkadaşlar bizde. Peki kimde görünür arkadaşlar? Mesela yazalım. Bazı mantarlar. Daha sonra sporozoa dediğimiz canlılar. Klamidomanas dediğimiz canlılar arkadaşlar. Klamidomanas denilen canlılar da görülür. Tabii ki bunlar şöyledir arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu canlılar hani bize soru olarak geleceğini düşünmüyorum. Sadece izogami ile ilgili olursa olsun bilgi sorarlar. Gerisiyle ilgili çok da bilgi geleceğini düşünmüyorum. Gelelim ikincisine. Heterogami diyeceğiz. Heterogami diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi heterogami de kendi içinde alt gruplara ayıracağız. Nedir bu? İşte anizogami diyeceğiz. Daha sonra oogami diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz. O zaman şöyle yazalım. Heterogami dedikten sonra anizogami diyelim. Anizogami. Şimdi bunu sanki düşününce izogaminin tam tersi gibi gelebilir. Bakalım. Arkadaşlar tabii ki öyle olacak. Başına an getiriyorsak ne oluyordu? Latince'de tam tersi anlamına geliyordu. Anizogami şekil ve büyüklük bakımından birbirinden farklı olan gametlerdir arkadaşlar. O zaman yazalım. Şekil ve büyüklük bakımından farklı gametlerin birleşmesidir. Peki burada nasıl oluyor? Arkadaşlar sperm ve yumurta arasındaki fark azdır. Ama yine belirli bir fark vardır. Yumurta daha büyüktür. Bol sitoplazmalı ve hareketlidir. Bakın burada da hareketli. Sperm daha küçüktür arkadaşlar. Az sitoplazmalı ve hareketlidir. Bakın burada anizogamide unutmayın tam tersi diyorsam hani ikisi de kamçılıdır dedik ya bunların ikisi de kamçısızdır gibi düşünmeyin. Ya da işte biri kamçılıdır biri kamçısızdır ama ikisi de hareketlidir arkadaşlar unutmayın. O zaman anizogamide bizde görülmüyor. Acaba hangisi görülüyor birazdan göreceğiz. Yazalım hemen. Sperm ve yumurta arasındaki fark azdır. Yumurta büyük, bol sitoplazmalı ve hareketli. Hareketli ama kamçısı yok. Sperm küçük, az sitoplazmalı ve kamçılıdır. Yani hareketlidir diyebiliriz yine. Kimde görüldüğünü de yazalım arkadaşlar. Tabii ki yine bazı mantarlarda ve alglerde görülüyor. Anizogami dediğimiz olay da bu şekilde.
Şimdi bir de oogami var arkadaşlar. Oogami'yi de başka bir sayfaya geçmeyeyim. Hemen şuraya yazayım bakın. Zaten yeşille hepsini yazdığım için anlarsınız siz de. Oogami. Nedir oogami? Arkadaşlar artık bizimle ilgili olan kısma geldik. Bakın yumurta bol sitoplazmalı ve hareketsizdir. Sperm küçük, az sitoplazmalı ve kamçılıdır arkadaşlar. Birçok hayvanda ve insanlarda bunlar görülür arkadaşlar. Yine çiçekli bitkilerde de tabii ki bunlar görülüyor. O zaman yazalım şöyle. Yumurta, yumurta büyük, bol sitoplazmalı. Çünkü neden? Döllenme olduktan sonra oradaki hücreler hani segmentasyon evresi var. Segmentasyon evresinin gerçekleşebilmesi için o yumurtanın bol sitoplazmalı olması lazım. Çünkü büyüklük değişmeden hücre sayısı artacak. Bu yüzden de arkadaşlar bol bol sitoplazma ihtiyacı var. Bol sitoplazmalı ve hareketsiz. Hareketsiz. Sperm az sitoplazmalı. Az sitoplazmalı ve kamçılıdır. Kamçılıdır. Kimlerde görüldüğünü de yazalım arkadaşlar. İnsanlar, insanlar, hayvanlar. Ne yazdım ya buraya? Hayvanlar yazacaktık. Hayvanlar ve çiçekli bitkilerde. Çiçekli bitkilerde görülür. Şimdi burada çiçekli bitkilerde derken ben size bitkilerde üremeyi anlatmıştım. Hatırlayın orada polenin hani kamçısı falan yok. Ama polen de yine bir şekilde arkadaşlar daha az sitoplazma, daha küçük. Yani hareketi haricinde diğer özellikleri benziyor. O yüzden o gamet kısmına alıyoruz. Böylece eşeli üremede bu gamet çeşitlerini anlattık. Yani gametlerdeki şekillere göre üreme çeşitlerini anlattık aslında. Şimdi gelelim eşeğini üremenin çeşitlerine. Neler vardır eşeğli üreme çeşitlerinde? Arkadaşlar eşeğli üremenin ilk çeşidi olarak bir diyorum konjugasyon. Şöyle bir konjugasyon yazacağım. Şimdi konjugasyonda ben size paramecium'daki konjugasyonu anlatacağım arkadaşlar. Çünkü orada büyük çekirdek, küçük çekirdek bir sürü onlar arasında bir parça değişimi falan var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk önce şeklimi çizeyim. Daha sonra anlatıma devam edeyim. Evet arkadaşlar çizdim ben böyle şeklimi. Birazcık böyle sıkışık tepişik bir şey oldu ama sonlarına doğru. Şimdi isterseniz hemen baştan anlatalım. Şimdi bizim bir numaramız şuradan başlıyor. Bakın bir numaralı olayımız. Ben size hepsini böyle anlatacağım. Daha sonra notlarınızda bulunması açısından yazacağım. Videoda yazmayacağım arkadaşlar. Sadece anlatım tarzı olarak yazacağım. Şimdi bir kere konjugasyon nedir? Konjugasyon kavuşma olarak geçiyor bir diğer ismiyle. Arkadaşlar paramecium'da, bakterilerde ve algilerde görülüyor konjugasyon. Bakterilerde konjugasyonla birey sayısı artmaz. Hatırlayın bakterileri anlatırken anlatmıştım, söylemiştim. Birey sayısı artmıyor. Sadece çeşitlilik oluyor. Ama paramecium'da arkadaşlar birey sayısı artıyor. Konjugasyondan sonra artıyor mitoz bölünmeyle. Birazdan anlatacağım. Şimdi bakın. Konjugasyon iki tane paramecium bir araya geliyorlar arkadaşlar. Ve aralarında sitoplazmik bir köprü kuruluyor. Sitoplazmik köprü kurulduktan sonra bunlar mayoz bölünme geçiriyorlar. Mayoz bölünme. Mayoz bölünme sonucunda bakın bunlarda bir büyük çekirdek bir de küçük çekirdek vardır. Büyük çekirdek hücredeki metabolik faaliyetlerden sorumludur. Küçük çekirdek de üremeden sorumludur. Büyük çekirdeğe şu an için hiçbir şey olmuyor. Büyük çekirdek arkadaşlar öyle kalıyor. Küçük çekirdek mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme sonucunda 4 tane en kromozomlu hücreler oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar bu hücreler yani hücre dediğim aslında çekirdek, yanlış söyledim özür dilerim. 4 tane küçük çekirdek oluşuyor arkadaşlar. Bu çekirdeklerden 3 tanesi eriyor. Bakın şurası 2. basamağımızdı. Şurası da arkadaşlar 3. basamağımız. 3 tanesi eriyor. Geriye bir tane kalıyor. Bu bir tane de bir kere mitoz bölünme geçiriyor. Yani şurada bir mitoz bölünme var. Bir kere mitoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünmeden sonra arkadaşlar ne oldu artık? İkişer tane aynı özellikte çekirdekler oldu. Bu çekirdeklerden bir tanesi buraya gidiyor. Bir tanesi buraya geliyor. Bu şekilde arkadaşlar bir kaynaşma gerçekleşiyor. Yani nasıl diyeyim, karşılıklı bir parça değişimi gerçekleşiyor. Daha sonra bakın şurada 4. basamağımız oldu. Daha sonra arkadaşlar bunlar küçük çekirdek, hani ikişer tane farklı farklı çekirdekler oldu ya.
Bunlar birbiriyle kaynaşıyorlar. Bu da 5. basamağımız. Birbirleriyle kaynaşıyorlar. Kaynaştıktan sonra oluşan 2N kromozomlu, sonuçta bunlar NN'di. Kaynaştıktan sonra ne oldu? 2N kromozom oldu. 2N kromozomlu hücreler arkadaşlar 3 kere mitoz bölünme geçiriyor. Bakın şurada 3 mitoz yazalım. 3 kere mitoz bölünme geçiriyorlar ve 8 tane çekirdek oluşuyor burada. Birbiriyle aynı 8 çekirdek. Şimdi ben buradan sonrasını bir tane paramecium üzerinde gösterdim. Aslında bu olay ikisi üzerinde de gerçekleşir. Sonra arkadaşlar bunlar 8 tane çekirdek oluşturuyorlar. Bu 8 tane çekirdekten, şurası 6. basamağımız olsun. Şuraya geliyorum, 7. basamağımız. 8 çekirdekten 3 tanesi kayboluyor. Eriyerek kayboluyor. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. Bu 5 tanenin bakın 4 tanesi bu sırada büyük çekirdek de tabii ki kayboluyor ortadan. 4 tanesi kaynaşarak neyi oluşturuyor? Büyük çekirdeği oluşturuyor arkadaşlar. Geriye kalan bir tanesi de zaten küçük çekirdek oluyor. Kaynaşarak ne yaptılar? Büyük çekirdeği oluşturdular. Diğeri de arkadaşlar kalan da ne oldu? Küçük çekirdek oldu. Bakın burada bir büyük çekirdek bir de küçük çekirdek olarak kaldılar. Daha sonra burada mitoz bölünme gerçekleşir. Mitoz bölünme sonucunda da işte bir paramecium'dan 2 tane paramecium oluşuyor arkadaşlar. Burada normalde 2 tane paramecium vardı. 4 tane olması gerekiyordu ama ben buradan sonra bir paramecium üzerinden anlattım. O yüzden 2 tane paramecium'umuz oluşmuş oluyor. Daha sonra bunlar aynı özellikteler tabii ki ama farklı paramecium'larla, farklı özellikteki paramecium'larla yan yana gelerek tekrardan bu döngüye başlayabilirler. Paramecium'daki konjugasyon dediğimiz olay bu şekildedir. Arkadaşlar paramecium'da çekirdek aktarımı çift yönlüdür, unutmayın. Bakterilerde aktarım tek yönlüydü. Bakterilerdeki konjugasyonda ama paramecium'da çift yönlüdür arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Evet, böylece dediğim gibi bunun yazım işlemini yapacağım. Size işte notlarınızın arasına yazacağım arkadaşlar. Burada vaktimiz kaybolmasın diye yazmıyorum. Şimdi gelelim, sayfamı değiştireyim. 2 diyorum. Nerede kalemim? Heh, burada. Şöyle 2 diyorum. Partenogenez. Arkadaşlar partenogenezi teğet ayetede anlatırken eşeğsiz üreme kısmında anlatıyoruz. Aslında büyük bir kısmı eşeğli, küçük bir kısmı eşeğsiz üreme kısmına giriyor. Ben size anlatacağım burada partenogenezi. Artık biz de karar verelim. Eşeğli mi eşeğsiz mi acaba? Ben ikilemde kalıyorum her zaman için. Ama daha çok eşeğli yazasım geliyor. Gelelim bakalım nedir partenogenez? Arkadaşlar döllenme olmadan birey gelişmesine biz partenogenez diyoruz. Bakın döllenme olmadan birey gelişimine partenogenez denir. Partenogenez denir. Peki partenogenezde arkadaşlar çeşitleri vardır bunların. Mesela diploid partenogenez, haploid partenogenez, bir de deneysel partenogenez vardır. Biz ilk önce diploid ve deneysel partenogenezi anlatalım. Sonra da haploid partenogenez, yani bizi en çok ilgilendiren kısmını anlatacağım arkadaşlar. Bakalım yazalım. İlk önce şöyle A diyorum, diploid partenogenez. Diploid partenogenez. Nedir? Arkadaşlar diploid partenogenez şu. Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirmiyor. Mayoz bölünme geçirmeden direkt olarak arkadaşlar diploid bir canlı oluşturuyor. Biz buna diploid partenogenez diyoruz. Yani mayoz bölünme olmadan diploid hücrenin büyüyüp gelişerek yeni bir canlı oluşturmasına diploid partenogenez diyoruz. Peki kimde görülür? Kuyruklu kertenkelelerde yaygındır arkadaşlar bu. Özellikle bu canlılarda görülüyor. O zaman yazalım. Yumurta ana hücresinin mayoz geçirmeden gelişmesiyle yeni canlı oluşur. Biz buna diploid partenogenez diyoruz. Kimde görülüyor dedik? Kuyruklu kertenkelelerde, kamçı kuyruklu kertenkelelerde görülüyor arkadaşlar. Kertenkele. Evet, bunlar da görülen bir partenogenez çeşididir. Bir de B diyorum, deneysel partenogenez var. D
Deneysel dediğimize göre arkadaşlar bu laboratuvar ortamında olur. Deneysel partenogenez. Bu nedir peki? Bu da yumurtalar arkadaşlar. Laboratuvar ortamında işte uyarılar veriliyor bu yumurtalara. Ve daha sonra bölünmeleri sağlanıyor. Mitoz bölünme geçiriyorlar. Ve mitoz bölünmelerle yeni bir canlı oluşturuyorlar. Özellikle kurbağalarda yaygın bir olaydır arkadaşlar. Deneysel partenogenez. O zaman şöyle diyelim. Laboratuvar ortamında yumurtalara işte uyarı verilmesiyle yeni canlılar oluşur. Kimlerde görülüyor dedik? Kurbağalarda görülür. Evet. Ve son olarak artık bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar haploid partenogenezdir. Haploid partenogenez arılarda, karıncalarda, termitlerde yani beyaz karıncalarda görülen bir partenogenez olayıdır. Ve arkadaşlar ben size bunu şöyle açıklayarak anlatayım. Normal partenogenezi. O zaman şöyle yazalım. Hemen şuraya C diyorum. Haploid partenogenez. Haploid ne demek? Haploid en kromozomlu canlı demek değil mi? Burada en kromozomlu olan canlının partenogenezle çoğalması olayı, partenogenezle büyümesi görülür arkadaşlar. Şimdi arılardakini ben size anlatmak istiyorum. İlk önce kimde görüldüğünü yazalım bir. Arılarda, termitlerde, termit dediğimiz beyaz karıncalar, bazı karıncalarda görülür. Arkadaşlar tabii bu bazı omurgalılarda görülür. Mesela omurgalı dediğimiz kertenkele. Hani partenogenezi genel olarak söylersek bazı omurgalılarda diyebiliriz. Arılarda, termitlerde, karıncalarda diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak sorarsa bu şekilde ama haploid partenogenez kimde görülüyor? Bu canlılarda görülüyor. Şimdi yazalım isterseniz nasıl olduğunu. Şimdi arı kovanında 3 çeşit arı vardır arkadaşlar. Nedir bunlar? Kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı. Şimdi kraliçe arı 2 en kromozomludur. Erkek arı ise en kromozomdur. Döllenmeye katılacak olanlar yani üremeye katılacak olanlar bunlardır. Ne oluyor? Kraliçe arı mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu yumurtalar oluşturuyor arkadaşlar. Yumurta. Mayoz bölünme ile. Neden? Çünkü kraliçe arı 2 en kromozomlu olduğu için rahatlıkla mayoz bölünme geçiriyor. Erkek arı ise arkadaşlar yine en kromozomlu spermler oluşturuyor. En kromozomlu spermler. Peki bu spermleri neyle oluşturacak? Hangi bölünmeyle oluşturacak? Mitozla değil mi? Çünkü en kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçiremez. O yüzden mitozla oluşturuyor. Daha sonra şöyle farklı bir kalem alayım ben. Arkadaşlar sonra bu yumurtalardan bazıları ve spermler geliyor dölleniyorlar. Döllenme olayı gerçekleşince burada 2 en kromozomlu bir zigot oluşuyor. Bu zigot büyüyor, gelişiyor ve dişi embriyolar oluşturuyor. Dişi embriyolar. Büyüme, gelişme var burada. Daha sonra arkadaşlar, eğer ki bu dişi embriyolar, bakın iki şekilde beslenebilirler. Eğer ki arı sütüyle beslenme olursa ne oluyor? Kraliçe arı oluyor. Eğer ki polenle beslenirse o zaman da işçi arı oluyor. İşçi arı. Daha sonra bu kraliçe arılar hani yavru olanlar var ya bunlar büyüyorlar, gelişiyorlar. Neyse gelişimlerini tamamlıyorlar. Sonra en başta bulunan şu kraliçe arımız vardı ya onu arkadaşlar yeniyorlar. Yani bir savaş yapıyorlar aralarında diyeyim hani o şekilde. Bu rekabetten sonra hangi kraliçe arı ana kraliçeyi öldürürse o başa geçiyor ve kendi kraliçe oluyor arkadaşlar. Böylece ne oldu aslında? Kraliçe arı ne yaptı? Bir nevi kendi sonunu hazırlamıştır diyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde arılarda üreme yani partenogenez dediğimiz olay budur. Şimdi buraya birkaç tane not yazacağım. Arkadaşlar bir kere burada oluşan bu arada şeyi anlatmadım pardon özür dilerim. Asıl kısmını anlatmadım tabii ki. Arkadaşlar asıl kısmı da şurası. Burayı kırmızıyla yazalım. Şimdi burada işçiyi oluşturduk. Kraliçeyi oluşturduk. Peki erkek arı nereden oluşacak? Burada döllenmeden gelişme olayı vardır. Döllenmeden gelişme. Yumurtalardan bazıları döllenmeye katılmıyorlar. Döllenmeden gelişiyorlar arkadaşlar. Burada da ne oluyor? En kromozomlu
erkek arılar oluşuyor. Peki size sorsam, erkek arıların tamamı aynı genotiptedir desem, doğru mu olur, yanlış mı olur? Erkek arıların tamamı aynı genotiptedir desem tabii ki yanlış olur. Neden? Çünkü erkek arılar yumurtalardan gelişiyor. Yumurta nasıl oluşuyor? Mayozla. O zaman şöyle yazıyorum. Genetik olarak farklıdırlar. Erkek arılar genetik olarak birbirinden farklı. Mayozla oluştukları için. Peki spermler? Bir erkek arının oluşturduğu spermler arkadaşlar birbiriyle aynıdır. Birbiriyle aynıdır. Neden aynı? Çünkü mitoz sonucunda oluşuyorlar. Bu yüzden genetik olarak birbiriyle aynıdır diyoruz. Böylece partenogenezi bitirmiş olduk. Arkadaşlar gelelim şuraya. 3 ve 4'ü de yazayım. Daha sonra bitirelim. Üçüncüsü hermafroditizm. Hermafroditlik ya da diyelim. Hermafroditizm. Bu da hermafroditlik de şöyle bir durumdur arkadaşlar. Hem dişi üreme hücresi hem de erkek üreme hücresi oluşturan canlılara biz hermafrodit canlılar diyoruz. Bakın hem dişi hem erkek üreme hücresi oluşturan canlılardır. Arkadaşlar hermafroditlik mesela erseliklik de diyebiliriz biz diğer ismiyle. Bunlar bitkilerde de görülür. Bitkilerde erselik canlılar vardı işte. Hermafrodit de diyorduk. Dişi üreme organı ile erkek üreme organı aynı çiçek üzerindeydi. Burada kendi kendilerini dölleyebilirler de döllemeyebilirler de arkadaşlar. Kendi kendini döllerse biraz daha az çeşitlilik olur. Başka bir döllenmeye katılırsa daha fazla çeşitlilik olur. Hatta bunun için üreme yalıtımları da vardır. Gelelim son olarak 4 diyorum bir de metagenez. Zaten metagenezi size böyle açıkladım bayağı. Metagenez neydi? Eşeli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesiydi. Eşeysiz üremenin birbirini takip etmesidir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar eşeyli üreme çeşitlerini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda hayvanlarda eşeyli üreme diyeceğiz. Dış döllenme, iç döllenme bunları göreceğiz. Daha sonra insana geçeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.